Türkiye'nin en büyük bölge televizyonu EGTV'den herkese mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Yine bir perşembe akşamındayız ve yeni bir gündem özel programıyla karşınızdayız. Türkiye'nin gündemini, Ege'nin gündemini, İzmir'in gündemini her hafta olduğu gibi gündem özelde masaya yatırmaya devam ediyoruz. Gündem özelde bu akşam İzmir'in Taceddin abisi, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Eski Başkanlarından Sayın Taceddin Bayır'la yaklaşık bir saat boyunca güzel bir söyleşiyle birlikte olacağız. Merak edilenleri cevaplamaya gayret edeceğiz. Bizim sorularımız olacak, cevaplarını da merakla bekleyeceğiz. Sayın Bayır, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi aslında İzmir'in siyasetinde sizin isminiz benim az önce kullandığım ifade. Herhalde bir şey yoktur, sıkıntı yoktur. Taceddin abisi olarak biliniyorsunuz İzmir'in. Yeni o abi cümlesi yeni yapıştırıldı. Tabii 30 yıl emek verince artık abilik statüsüne geldik. Peki. Ama biz sizin kendi ifadelerinizle hem özel hayatınızı, iş hayatınızı, siyasetteki 30 yılı, 30 yılı aşan dönemi kendi cümlelerinizle duymak isteriz. Kimdir Taceddin Bayır? Bütün bu başlıklar altında sizden alalım lütfen. Taceddin Bayır 1960 İzmir Karaburun Mordağan doğumlu. 54 yıldır İzmir'de ikamet eden, 36 yıldır ticaretle uğraşan, 31 yıldır da aktif siyasette. Partisinin adı 3 defa değişmiş, 7 genel başkan görmüş ama partisine küsmemiş, kırılmamış bir siyasetçidir. Bu süreçte bir aile şirketim var, Asel Mimari Sistemler diye. Eşim ve çocuklarımla birlikte yaklaşık 36 yıldır da onu götürüyoruz. Tabir doğruysa tırnaklarımızla kazıyarak geldiğimiz bir köylü ailenin çocuğu olarak Mordağan'dan göç edip İzmir'e yerleştik. Bir eşber çocuğuyum ama ticarette başımız dik, onurluca mücadelemizi verdik, belli noktaya geldik. İzmir Ticaret Odası'nda şu anda meclis üyesiyim. Daha önce geçmiş dönemlerde sivil toplum örgütlerinde, halk evlerinde, İSİAD'ın Yüksek Danışma Kurulu üyeliğinde, gene ona keza USİAD, Ulusal Sanayici İş Adamları Derneği'nin İzmir temsilciliği gibi görevlerde bulundum. Tabir doğruysa mesainin %50'sini memleket işleriyle, sivil toplum ve siyasetle geçirdiysem %50'sini de işimle uğraştım. Bu konuda tabii en fazla bana katkı sağlayan eşim ve çocuklarım. Ben şey soracaktım, kızmıyorlar mı aileniz size? Yarısını ticarete, yarısını siyasete ve memleket meselelerine ayıran bir isim var karşımızda. Tabii ki zaman zaman kızıyorlar. Şimdi oğlum evlendi, iki çocuğu var, iki torunum var yani. Başka diğer bir ifadeyle. Bu kadar genç bir isim. Kızım da 25 yaşlarında geçenlerde sözledik. Tabii ki kızmazlar mı ama artık alıştılar. Bundan yaklaşık 8-10 yıl önce çok kızıyorlardı. Yani bizden çok çalıyorsun baba, bize zaman ayırmıyorsun diye. Ben de onlara şunu söylüyordum. Sokaklarda bizim gibi toplumun sorunlarına çözüm yaratacak insanlara ihtiyaç var. Sizin tuzunuz kuru. müsaade edin sokaktaki doğuşlara ve gizemlere ben sahip çıkayım şeklinde takılırdım onlara. Artık onlar da olayın farkındalar. Onlar da benim gibi sosyal konulara eğiliyorlar. Baba haklısın sen mücadelende. Eğer biz de bu mücadeleyi bırakırsak işte bugünkü işinde bulunduğumuz duruma düşeriz. Evet. Peki az önce yine kendi ifadelerinizde kullandığınız ticarette dişimizle tırnağımızla dedin. Siyaset için de aynı tabiri kullanabilir misin? Siyasi geçmişinizde. Tabii ki. Yani ben siyasete başladığımda 1983 SODEP'ti. 80 ihtilali henüz yeni olmuştu. Herkesin siyasete tukaka dediği, soğuk baktığı dönemlerde 23 yaşında bir genç olarak başlamıştım. Bütün mesele Mustafa Kemal idealiyle, Kuvayi Milliyeci bir ruhla, Atatürk ve ilkeleriyle, devrimlerine sahip çıkarak, Mustafa Kemal değerlerine sahip çıkarak İzmir gibi bir kentte siyasete başlangıç yaptık. Daha sonraki süreçte sıkıntılı zamanlarımız oldu, olmadı değil. Ama ben şuna inanıyorum, siyaset uzun soluklu bir iştir, özveri ister. Maddi manevi fedakarlık ister. 7-24 çalışma ister. Buradan siyasete yeni ilgi duyan genç kardeşlerimize de bu arada küçük bir mesaj verelim. Asla ve asla kısa zamanda bekledikleri hedefe ulaşamadıkları için pes etmesinler. Tezcanlılık göstermesinler. Tezcanlılık göstermesinler. Çünkü siyaset gerçekten
uzun erimli, uzun soluklu bir mücadeledir. Ben bunun sonuçlarını gördüm. Örneğin 99 yılında milletvekili adayı oldum. 54 arkadaşımız arasında 7. çıktım. Bu benim için bir onurdu. O güne kadar partimde sadece alt düzeydeki görevlerde bulunmuştum ama 39 yaşında bir genç olarak ön seçime girip o sıralamaya girmek benim için bir gurur ve onurdu. Ve partimi de onurla temsil ettim o tarihte. Ondan sonrasında da bütün insanların ya senin bu özverin, koşuşturman vesairen dediği noktada 2011'de hiç beklemediğim bir biçimde milletvekili adayken Sayın Genel Başkanımız tarafından İl başkanlığıyla onurlandırıldım. Sürpriz oldu size yani. Benim için büyük sürpriz oldu, evet. Peki şimdi biraz madem bu kadar 30 yılı aşkın bir süre ticari anlamda bir tarafa siyasi bir geçmişe, bilgiye, birikime sahip bir isimle aynı stüdyodayız. O zaman hemen sıcak bir gelişmeyi sizinle paylaşıp fikirlerinizi öğrenelim. Dün gece sürpriz bir gelişme yaşandı. Biz haftalardır yayınlarını yapıyorduk. Yeni il başkanı kim olur diye. Alengin adaylarını deklare ettikten sonra koltuğu boş kaldı. Bir süre Sayın Erer vekaleten baktı. Ve bazı isimler ön plana çıkmıştı il başkanlığıyla ilgili ama dün genel merkezin tavsiyesiyle Sayın Serter, Bedri Serter, Bedri Bey il başkanı olarak atansın şeklinde bir yorum yapıldı ama il yönetimi buna biraz muhalefet etti. Hı hı. Hatta yeter sayısı toplanmadı. Zannedersem 24 kişi olması gereken 19 kişi de kaldı. Saatler uzadı. 4 saatlik gecikmeler yaşandı. Bugün de Sayın Serter'in il başkanı olduğu deklare edildi. Bu gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? İl yönetimi tepkisinde haklı mı? Yoksa genel merkez bu atamayı yaparken muhtemelen bazı şeyleri eleyerek mi bu ismi ön plana çıkarmıştır? Görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi bakın, bu anlattığınız şeylerin hiçbirisi AKP'de olmaz, MHP'de de olmaz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde olur. Neden? Çünkü bizim partilerimiz gerçekten safiyane bir biçimde üyesi oldukları partinin atanmış il başkanını, görevlendirilmiş il başkanını ya da kazanmış il başkanını da eleştirir. Genel merkezi, genel başkanını da eleştirebilecek nitelikte yorumlar yaparlar. Ve bunun adına da eşittir demokrasi deriz biz biçim olarak. Ancak bunu diğer partilere baktığınızda bunun ağasını bile bulamazsınız. Örneğin bugün Adalet ve Kalkınma Partisi, işin doğrusu, bütün ilçe kongrelerine tek adayla gitti. Evet. Baskıyla, yukarıdan baskıyla, deklare ederek, yani bir anlamda delegasyona ve üyeye bunu seçeceksiniz diye önlerine kondu ve kimseden gık çıkmadan AKP kongrelerini yaptı. Şimdi gelelim Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii ki biz öyle olalım demiyorum. Burada bir yanlış anlamaya mahal vermeyelim. Cumhuriyet Halk Partisi, parti içi demokrasiyi sonuna kadar yaşatmak isteyen ve yaşamasından yana olan bir kurultay delegesi olarak söylüyorum bunu. Bundan önceki kurultayda Sayın Genel Başkanımıza oy vermiş, ancak bu oyu verirken de parti içi demokrasinin işletilmesini talep etmiş birisi olarak, partide il başkanlığı yapmış birisi olarak söylüyorum. Evet. Şimdi bizim buradaki esas problemimiz şudur. İl başkanımız Sayın Ali Engin istifa ettiler milletvekili adayı olmak için. Mevcut yönetim kendi içerisinden bir il başkanı seçebilirdi. Ya da gene tüzüğün içerisinde bulunan, yani kurultay kararıyla, MYK kararı ile bir il başkanı ataması MYK'ya verilmiş bir hak. Evet. Tabii ki MYK bunu doğal olarak kullanabilirdi ya da kullanmayabilirdi. Ama anladığım kadarıyla örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Tekin Bingöl geldi. İzmir'de bir sondaj yaptı, bir çalışma yaptı. Ve bu sondajın sonunda birkaç ismi aldı, götürdü Genel Başkanımızın önüne koydu. Dedi ki efendim, İzmir'de önümüzdeki seçimlere, ki 5 ay sonra seçimler var. Bu seçimlere bu örgüt yapısında, bu yönetim içerisinden birisi değil de dışarıdan herkesle barışık olan, bugüne kadar parti içerisinde kimseyle kavgalı olmayan bir iş adamı arkadaşımız Bedri Serter'i önerdi. Ve Bedir Bey de önerilerek il yönetimine, yani bu arkadaşımızı seçin il başkanı diye talimat geldi. Ancak her ne hikmetse il yönetiminde bir ikilem oluştu. Yarısı olsun dedi, yarısı olmasın dedi. Bunun üzerine daha sonra ilerleyen saatlerde Sayın Partimizin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter'in imzasıyla resmen atandı Bedri Serter. Artık tartışma burada bitmiştir.
Ya bu konuyu saatten sonra daha fazla bu saatten sonra Bedri Serter il başkanı mıdır değil midir, şöyle olsaydı böyle olsaydı konuşmalarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir faydası yoktur. Bizim için önemli olan önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzünü ve yönünü dışarıya, halka yöneltmesi ve bundan sonraki tüm enerjisine dışa dönük çalışması gerekiyor. Yani bu enerjiyi biz kendi içimizde, il başkanı şu mu olmalıydı, il başkanı bu mu olmalıydı, yönetim böyle mi olmalıydı? Yine bir parti içi muhalefet yapmayarak. Aynen. Artık bu tartışmaları bir kenara bırakmak lazım. Anlıyorum. Olay somuttur, olay belirlenmiştir. Bu genel merkezin takdiridir ve bu takdir doğrultusunda biz Cumhuriyet Halk Partililer seçilmiş veya görevlendirilmiş olan bu arkadaşımıza bundan sonra yanında durmamız gerekmektedir. Çünkü 5 ay sonra seçim vardır. Yani bizim 5 ay sonra yapılacak bir milletvekili seçimine planlar, programlar yaparak çalışma yapmak yerine hala bazı yerel internet gazetelerinde ya da televizyon kanallarında çıkıp da efendim il başkanının atanması doğru değildir, il başkanı şu olsaydı bu olsaydı tartışmalarının ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne de Türkiye'de AKP muhaliflerine bir faydası yoktur. Çünkü dikkat ederseniz kısa bir dönem önce 30 Mart yerel seçimleri ve 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çıkan sonuçlarda muhalif çevrelerde genel bir karamsarlık var. Genel bir umutsuzluk var. Evet. Muhalif çevreler derken sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni söylemiyorum. Yani AKP'ye muhalif olan bütün kesimleri kucaklayarak söylüyorum. Bu seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları gerçekten bir umutsuzluğa yol açtı. Bu olumsuz havayı Cumhuriyet Halk Partisi olarak hızla değiştirmemiz gerekiyor. Hızlı bir biçimde. Bunun için. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bakın 12 Mart'ları, 12 Eylül'leri yaşamış birçok badireden geçmiş bir siyasi partidir. Eğer ülkemizin gerçekten demokrasi güçleri içinde bulunmuş olduğumuz bugünkü darboğazı ve karanlık dönemi aşacağına ben inanıyorum. Ben 2015 milletvekili seçimlerinde hatta AK Parti'nin alaşağı edileceğine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar olacağına da inanan birisiyim. İnandığım için bu yola çıkıyorum. Anlıyorum. Bir de iktidar kanadında şöyle bir söylem de var. Deniyor ki biz daha önceki birçok seçimde hep üzerine katarak zaferle çıktık. 2015 Haziran'daki genel seçimlerde bir öncekinin tezahürü olacak şeklinde yorumlar yapılıyor. Siz hayır, bu kesinlikle katılmıyorum. Bugüne kadar AK Parti'yi bir konuda takdir etmemek mümkün değil. Özellikle Ege TV'yi ayırarak söylüyorum. Yandaş medya kanalıyla toplum üzerinde yarattığı algı politikası gerçekten ilginç. Yani kısa dönemden bir şey vermek gerekirse, biz kaçak Aksaray'ın milyonlarca lira dolar değerinde yatırılan paralarla son dönemde emekliye verilen gevrek parası zammın mukayesesini gündeme taşıdığımızda televizyon kanallarında, basında, medyada bu adaletsizliktir, bu doğru değildir diye bunun gürültüsünü yaptığımızda AK Parti büyük bir ustalıkla efendim Amerika kıtasını Müslümanlar bulmuştur gibi gündem saptırabiliyor. Yani algı yaratma politikasını, kendi yandaş medyasını elinde avucunda o kadar güzel, o kadar ustalıkla tutuyor ki bir anda siz istediğiniz kadar muhalefet yapın. Bir ya da iki televizyon kanalında ya da tarafsız bir iki kanalda, yerel kanallarda çıkıp bizler gibi bu konuyu anlatan insanlarla topluma ve halka ulaşmaya çalışıyoruz. Ama diğer tarafta bir düğmeye basılarak gündemi bir anda değiştiren ve bir algı politikası yaratan ve bu konuda ustalaşmış bir AKP var. Bizim bu algıyı yıkmamız gerekiyor. Sizin takdir ettiğiniz nokta burası o zaman. Yusuf'a başlarken böyle söylediniz. Takdir edilmekten ziyade bir çapraz örnek vereyim. Yani Franco, İspanyol lideri yıllarca ülkede yaşayanlar şikayetçi. Ama ne hikmetse sandık kuruluyor. İspanya'da gene Franco seçiliyor. Soruyorlar, diyorlar ki ya bunun hikmeti nedir, yani nasıl seçiliyorsunuz? Diyor ki ya çok basit, ben diyor insanların üç şeyle ilgilenmesini sağlıyorum. Bir, Fadimo, insanların dini duygularını okşuyorum. İki, Festivalo, festivaller düzenliyorum, şarkı yarışmaları, okullar arası, iller arası. Üç diyor futbol. Şimdi bir insan düşünebiliyor musunuz bu üç şeyden birisine ilgi duymasın? Hemen hemen herkesin ilgi duyabileceği herkesin adamdır. Mutlaka bu üç şeyden birine ilgi duyabilmesi çok doğal. Ya da üçüne birden. Ve İspanyol halkı bunlardan bir tanesiyle, iki tanesiyle uğraşırken ben diyor siyaset yapıyordum. Şimdi bugün AKP'nin yaptığı şey de budur aslında. Hatta o dönemin İspanyol
dayatması Franco'nun ilerisinde şeyler yapıyor. Burada tartışabileceğimiz Atatürk ve değerleri sistemli biçimde yok edilen Atatürk'ün kurduğu kurumlar, daha sonra ele geçirilen üniversiteler, medya, adalet sistemi, o kadar çok şey var ki anlatılması gereken. Yani ben bazılarına kendime filtre uygulamak zorundayım, özür dilerim. Henüz dokunulmazlık zırhım yok. Eğer o dokunulmazlık zırhım olsa daha çok sert cümleler kullanabilirim. Böyle bir durum olursa meclis kürsüsünden sizi sıkı izleyeceğiz galiba. Tabii ki. Yani ben geçmiş, özellikle muhalefet ederken. Geçmiş süreçte bununla ilgili bir iki ikaz aldığım için şu anda ölçülü konuşmak durumundayım. Tecrübeyle sabittir diye. Hem bölgemizin yerel televizyonunun açısından hem kişisel haklarım açısından. Ama önümüzdeki süreçte ben inanıyorum 2015 Haziran seçimlerinde biz... bu haramilerin partisini yıkacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getireceğiz. Peki karşımızda bir hitabet ustası var. Ben takdir ediyorum bu anlamda sizi. Tabii siyaset bir hitabet meselesidir de aynı zamanda. Bunu da yatsımamak lazım. O yüzden gündemi ilgilendiren bir konu hakkındaki görüşünüzü daha almak istiyorum. Hı-hı. Büyük bir merakla. Tabii. Bugün Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir protesto, tırnak içinde bir saldırı düzenlendi. Hı hı. Ayakkabı fırlatıldı. Gene hafızamı yokladığım zaman yerel seçimlerdeki bir mitingde de benzeri bir olay yaşanmıştı. Hatta bu kez isabet de etmişti sanırım Sayın Genel Başkan'a. Bir de meclis koridorunda bir yumruklu saldırı var. Hı hı. Şimdi son bir yıllık döneme baktığımızda, son 9-10 aylık döneme baktığımızda Genel Başkan'a 3 kez ardı ardına birbirinin benzeri saldırılarda bulunulmuş ve bu anlamda sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Hı. Güvenlik zafiyeti mi var? Daha sonra yaptırım anlamında bir uygulama, bir yaptırım olmadığı için tezahür eden, tekrar eden bir durum mu söz konusu? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben işin doğrusu genel başkanımla birlikte 17 ay çok yakın çalıştım. Kendisini İzmir'de il başkanı olarak temsil eden bir kişi olarak, genel başkanımız çok insancıl bir insan. Yani toplum içerisine girdiği zaman özellikle kendi korumalarına ve diğer insanlara aman kimseye zarar vermeyin. Bugün de öyle bir şey söyledi. Çok kibar davranın biçimde. İşte aradaki fark budur bakın. Geçmiş dönemin başbakanı, bugünkü cumhurbaşkanı bu tarz bir şey olsaydı muhtemelen onu yapan insan orada dayaktan eli kolu kırılırdı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir şey yapıldığında büyük bir olgunlukla karşılayıp kendi korumalarına talimat verin, aman zarar vermeyin, canını yakmayın, evet, diyebilecek kadar insancıl bir insandır. İşte aramızdaki fark bu. Sosyal demokrat olmakla diğer bir şey. Anladım. Aslında bu bir ölçüdür. Çok güzel yakalamışsınız olayı. Ben genel başkanımıza bu tarz şeylerin yapılan kişilerde ciddi psikolojik problemler olduğunu düşünüyorum. Yani ya da kişisel problemler olduğunu düşünüyorum. Yoksa Sayın Genel Başkanımız asla böyle bir şeyi hak etmiyor. Peki Sayın Bayır, şimdi siz az önce bu haramilerin saltanatını yıkacağız, evet, dediniz ve AK Parti ile ilgili bir eleştiri, evet, getirdiniz gündeme. Ama aynı zamanda özellikle İzmir'de muhalefet kanadında olan AK Parti'nin İzmir'deki iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok büyük eleştirileri var. Hı hı. Özellikle yerel yönetimler noktasında, evet, eleştirileri var. Mesela bir çırpıda aklıma gelen şu cici statlar meselesi. İşte Karşıyaka'da Yalı'da mı olacak, Örnekköy'de mi olacak, biz buraya yapacağız, onlar dava ettiler şeklinde serzenişler, evet, var. 35 İzmir, 35 proje kapsamındaki projelerden mesela konak tünelleriyle ilgili eleştiriler var. Bu anlamda deniyor ki AK Parti tarafından, biz İzmir'e güzel şeyler yapmak istiyoruz, yerel yönetimler buna engel oluyor. Siz katılıyor musunuz bu düşünceye? Yani bunu ancak gülmek gerekiyor. Çünkü ben 2011-2012'de il başkanıyken aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanıydım. Hı hı. Bizim orada özellikle kent dönüşümüyle ilgili ve diğer projelerle ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bir takım proje kararlarının uygulanmasında kanun, işte Şehircilik Bakanlığı'nın iznine tabidir, evet, gibi bir takım ifadeler ve yasayı bağlamış. Dolayısıyla siz burada istediğiniz kadar Büyükşehir Meclisi'nden karar çıkarın. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Eğer oradaki kanun hükmü gereğince Şehircilik Bakanlığı'ndan bunun iznini almıyorsanız yapamıyorsunuz. Yapmak istiyorsanız sadece kendi kaynaklarınızla yapacaksınız. Hı hı. Oysa bir diğer taraftan baktığımızda bugün Türkiye'de ödediği vergi anlamında sıralamada ikinci İzmir, İstanbul'dan sonra en yüksek vergi ödeyen kent
de İzmir. Ama aldığı hizmet bakımından baktığınızda 39. sıradayız. Yani şimdi o AKP'li milletvekili arkadaşlara ben sormak istiyorum. El insaf. Yani bize 35 proje diye geldiniz. 2011 milletvekili seçimlerinde bu 35 projeyi hayata geçireceğiz dediniz. Kaçını geçirdiniz? Geçirmeye çalıştığınız projelerin büyük bir bölümü elinizde patladı. Yani hiçbir şey yapılamadı. Yarım kaldı. Ve yaptığınız yerlerde de insanları mağdur ettiniz. Bunlar gerçeklerden uzak. Şimdi böyle olduğu zaman ister istemez İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Cumhuriyet Halk Partili insanlar kendi öz kaynaklarıyla yatırımlarını yapıyorlar. Yani İzban'ı ortak yapalım dendi. Peki %50 %50 yapıldı. Şimdi ben o AKP'li milletvekili arkadaşlara sormak istiyorum. İstanbul'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yatırımların yüzde kaçını Büyükşehir Belediyesi yapıyor? Yüzde kaçını hükümet desteğiyle yapılıyor? Lütfen oturalım tabloya koyalım. İzmir'deki yapılan hizmetlerle Ankara ve İstanbul'un hükümet tarafından aktarılan kaynaklarını rakamlarla dökelim. Bir de ödedikleri vergiyi dökelim. Yani biz ödediğimiz verginin geri dönüşümünü alamıyoruz hükümetten. Size göre vergiyi en yüksek ödememize rağmen en üvey evlat muamelesi gördüğümüz bir yerler. Aynen öyle. Bunu hiç anlatmasınlar bize. Yani bu üvey evlat muamelesi gördüğümüzde seçim zamanında da çıkıp diyorlar ki işte siz AKP'ye oy vermediğiniz için biz size bu yatırımları yapmıyoruz diyenler de var. Bunu söyleyen verin bir sefer. Bir sefer bize verin, AKP'ye verin, hükümetin olanaklarını size kaydıralım diyenler de var. Yani bu şekilde densizce ifade kullanan arkadaşlarımız da var. Bunlar da bizi üzüyor tabii ki. Anladım. İzmir'de ne yazık ki bizler, sosyal demokratlar, kendi iktidarımıza, kendi yağımıza kavrulmak zorunda bırakılıyoruz. Ama bir nevi de cezalandırılıyoruz. Hı hı. Ama İzmir halkı da diyor ki madem ki sen beni cezalandırıyorsun, İzmir için köy söylentisini çıkaranlar kendileri. Hı hı. Ama biz köyde yaşamaktan memnunuz. Ben İstanbul'a gittiğim zaman uçaktan in diyorum. İletişim kuracağım fabrikaya gitmek için 3 saat trafikte zaman kaybediyorum. İzmir'den İstanbul'a 1 saatte uçuyorum. 2 saat trafikte zaman kaybediyorum. Böyle şey yok. Eğer İzmir köyse atladığımız yerden biz 30 dakikada bilemedin en fazla 40 dakikada gidebiliyoruz. Ben köyde yaşamaktan memnunum. İzmir'de yaşamaktan memnunum. Anladım. Bırakın yani getireceğiniz hizmetler eğer Alsancak'ın göbeğine AVM yapmaksa, rant sağlamak adına kent trafiğini alt üst etmekse biz o hizmetleri istemiyoruz. Biz birlikte yarattığımız, geçmiş dönemde İl Genel Meclisi'yle, şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi'yle ortak yarattığımız projelerde ödediğimiz verginin karşılığı olan hizmeti lütfen İzmir'e veriniz. Bırakın ben sanayici tarafım var, iş adamıyım aynı zamanda. Yıllardır, 36 yıldır İzmir'de çapa yapıyorum, ticaret yapıyorum, vergi ödüyorum. Geçen yıl gümüş madalya ödedim ödediğim vergide. Şimdi sormak istiyorum, niye Manisa'ya ayrıcalık tanıyorsunuz da özel bölgede teşvik kapsamında İzmir'i farklı tutuyorsunuz? Yani bunu benim sormak hakkım. Sizin bir cevabınız var mı buna? 20 dakikalık mesafede var tabii ki. Siyaset, tamamen siyaset bu. Başka hiçbir şey değil. Ya bu da bir cezalandırma yöntemi. Tabii ki. Bir başka problemimiz var. Biz hep şunu savunduk. Gelin arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partilisi de, AKP'lisi de, MHP'lisi de bir tane İzmir var. Evet. İzmir'de bir tek patron olsun, İzmir'in çıkarları doğrultusunda olsun. Bu vali ise vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ise Büyükşehir Belediye Başkanı, Ticaret Odası ise Ticaret Odası, Sanayi Odası ise Sanayi Odası. Ama hepimiz bir tek amaç için, İzmir'e hizmet için birlikte olalım, yumruğu bir yere vuralım. Ama olamıyorsunuz. Niye olamıyorsunuz? Maşallah bir valimiz var şimdi. AKP il başkanı mı, vali mi anlamak mümkün değil. Yani AKP'nin bütün etkinliklerinde sayın vali ön planda. Akıl alır gibi değil. Yani bir kentin valisi tarafsız olmak zorundadır. O kentin, o halkın, 4 milyonun üzerindeki halkın tamamını temsil eder. Siz nasıl devamlı AKP'nin açılışlarında, bakanlıklarında devamlı görüntü verebilirsiniz? Bu doğru değil. Bu doğru değil. Sayın Kılıçdaroğlu geldiğinde ben valiyi hiç görmedim karşılarken. Ama herhangi bir biçimde AKP'nin bir bakanı geldiğinde vali her seferinde o alanında. Sayın Binali Yıldırım geldiğinde de sayın vali. Ona keza yani. Yetkini görüyoruz. Bunlar da yani yönetimin tarafsızlığının işareti aslında, göstergesi. Peki şöyle yapalım sayın Bayır, bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra
İki gün önce verdiğiniz bir röportajda dikkat çeken ayrıntılar var. Onu soracağım. Bir gazeteci refleksiyle cevaplarınız ne olacak merak ediyorum ama bakalım cevabınız ne olacak. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 seçim stratejisi ve sizin İzmir hayallerinizi de soracağım ikinci bölümde. Tabii kalan süreyi değerlendirebilmek adına. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Değerli izleyicilerimiz, gündem özel programındayız. Taceddin Bayır'la birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ile eski başkanlarından ve 2015 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili aday adayı. Birazdan tekrar karşınızda olacağız. Değerli izleyicilerimiz, gündem özelde Sayın Taceddin Bayır'la söyleşimiz devam ediyor. Sayın Bayır, reklam arasına gitmeden önce soracağım soruları ben önceden söylemiştim biraz. Özellikle gündem oluşturan maddeler söz konusu olunca insan sormadan edemiyor. Hele bir de gazetecilik refleksi varsa. Çok tartışılan bir şey vardı. Yerel seçimlerde de benzeri durumlar oldu. 99 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi diğer şehirlerde nasıldır çok takip edemedim ama İzmir'de ön seçim yapmıyor. Bu dönemle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki önceki ziyaretinde İzmir'de ön seçim yapılacağı konusunda net ifadeler kullandı. Daha sonra İzmir milletvekilleriniz de bunu aslında teyit eden açıklamalar yaptılar. Sizin de iki gün önce verdiğiniz bir röportaj vardı. Politika muhabirimiz Sayın Tezcan Ekizler'e demiştiniz ki ön seçim olması çok doğrudur ama birinci, ikinci, üçüncü sıraya kontenjan adayı konulmamalıdır şeklinde bir beyanatınız var. Bu bir kaygıdan doğdu da mı söylediniz? Yoksa ön seçim olmayabilir kaygılarınız hala var mı? Nedir bu konudaki düşünceniz? Şimdi o ifadem şunu içeriyor. Son yaptığımız tüzük kurultayında Sayın Genel Başkanımıza %15 kontenjan hakkı verdik. Yani bu şu demektir. İzmir 2 bölge 13-13-26 milletvekili çıkarıyor. Dolayısıyla %15 kontenjan hakkı demek her iki bölgeden ikişer tane bu hakkı genel merkez, merkez yönetim kurulu kullanabilir, onun takdiridir. Ben bu kullanılacak takdirlerin özellikle ön seçime girmiş ve yıllarını partiye vermiş, emek vermiş arkadaşlarımızın, birinci çıkan, ikinci çıkan arkadaşlarımızın alt sıralara çekilmemesi adına kontenjan kullanılacak arkadaşların ilk sıralara kullanılması yerine tam tersine. Kontenjan kullanılıyorsa zaten bir popülaritesi var, yani bir özelliği olan bir arkadaşımız. Daha alt sıralarda kullanılmasının doğru olacağını. Yani bu 3-5 olabilir, 4-6 olabilir, 5-7 olabilir. Çünkü sonuç itibariyle İzmir zaten sizin fazla zorlanmadığınız bir kent. Dolayısıyla bu arkadaşları da seçim çalışmalarının içerisine atmosfere almak gerekli. Çok fazla sayıda kontenjanda haksızlık yapmamak gerekli. Ben 2011'de il başkanı olduğum seçimlerde işin doğrusu mevcut yapıdaki milletvekili arkadaşlarım alınmasınlar ama bir kesimi ne yazık ki İzmir'i tanımayan arkadaşlarımızdan oluşuyordu. Yani bu da şundan kaynaklıydı. Tabii ki her parti iktidar olmak için kadrolarını sahaya sürer. Muhakkak. Aynı zamanda bu bir gölge bakanlar kurulu da vardır. Bunları nereden çıkaracak? İzmir, İstanbul, Ankara gibi kentlerden çıkaracak. Herkes bizim gibi siyasette 30 yıl çapa yaparak bir noktaya gelmeyebiliyor. Yani bunun bürokrasi ayağında Ankara'da farklı noktalarda görev almış, dış ilişkilerde, dış politikada veya ekonomi politikalarında uzmanlık alanı olmuş ve ülkenin ekonomik politikalarına çözüm üretecek, projeler geliştirecek bazı isimlerin bu şekilde kontenjan konulabilmesine kimsenin itirazı yok zaten. Evet. Ama burada bunun sayısını abartmamak lazım. Geçmiş süreçte bu özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara üç büyük kente yükleniyordu. Biz şimdi diyoruz ki bunu üç büyük kente yüklemeyin. Lütfen sandıkları koyalım. Hakim gözetiminde yapılacak bir seçimle sıralamalarda baştan ilan edelim. Efendim ben kontenjanları 3 ve 5. sırada kullanacağım. Ya da işte 4 ve 6. sırada kullanacağım. Genel merkezimiz de bunu açıklasın. Biz de yarışa girelim. Örgütün kantarına hep birlikte çıkalım. Kim ne yapmışsa, tarlada ne kadar iz bırakmışsak, tarlada ne kadar çapa yapmışsak, bunun hasatta söz hakkımız olup olmadığını görelim. Ben kendi adıma söylüyorum, 30 yıldır emek veren birisi olarak 10. sırada da olsam itiraz etmem. Daha öncekilerde olduğu gibi. Neden dersin ki, demek ki ben örgüte bu kadar vermişim, örgüt de beni bu kadar benimsemiş, beni buraya taşımış. Demek ki doğru olan, benden daha fazla koşturan, daha çok çalışan şu arkadaşımın hakkıymış, o benden önde çıktı. Hayırlı uğurlu olsun derim, onunla birlikte çalışırım ve onu meclise taşırım.
Bizim iddiamız şudur. Biz İzmir'in sorunlarını biliyoruz. 54 yıldır İzmir'de yaşayan bir İzmirli olarak. Ben kentimin sorunlarını biliyorum. Liman sorunu da biliyorum, altyapı sorunu da biliyorum, körfez problemini de biliyorum. İki bir arazilerini de biliyorum. Bununla ilgili sorunların çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmirli'nin gözü kulağı sesi olacağım iddiam var. Peki tam bu noktada daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Peki evet. Tam bu noktada bir şey sorayım. Şimdi İzmir mevzu bahis olduğu zaman işte Türkiye'nin batıya açılan kapısı, Türkiye'nin en büyük üçüncü metropol şehri, demokrasinin kalesi, bu tür ifadeler kullanılıyor. Evet. İzmir'e tanımlanan, İzmir'le özdeşleşen, İzmir'e yapıştırılan bu kavramları, İzmir'in gelir seviyesine, İzmir'in şehirleşme yapısına, İzmir'in diğer metropol şehirlerine nazaran aldığı orana, hizmet oranına vurduğumuz zaman sizce terazide bir denge var mı? Hayır, kesinlikle. Olmadığını düşünüyorsanız sebebinin de ne olduğunu sormak istiyorum. Sebebi şu, yani bu parayı yönlendiren bakanlıklar, öncelikle kendilerine destek veren kentlerdeki yapıyı korumaya çalışıyorlar. Çünkü bir sonraki seçimde orada ihtiyacı var. Örneğin bir Kayseri uçuruldu. Bir Trabzon uçuruldu. Yani birçok kent AKP'nin iktidar olduğu kentlerde inanılmaz yatırımlar yağıyor. İstanbul'da öyle, Ankara'da öyle. Ama bakın sosyal demokrat belediyelerin olduğu kentlerde vanalar kapatılıyor. AK Parti'nin şöyle bir iddiası da var ama bizim iktidarımız döneminde merkezi hükümetten İzmir'e aktarılan pay arttı şeklinde. Hayır, öyle bir şey yok. Tam tersine İl Genel Meclis'in özel idarenin mallarını da biliyorsunuz. Evet. Valilik kontrolüne verdiler ve birçok şey İzmir'in malı olan birçok yerde hükümete geçti, İçişleri Bakanlığı'na geçti. Nasıl oluyor? Bir matematiği bilen birisi varsa gelsin burada tartışalım. Davalar devam ediyor herhalde. Davalar devam ediyor. Örnek yani temsilen Denizli'de evet. Belediye verildi ve birçok şehirde de... Yani Denizli'de yapılan uygulamayla İzmir'de yapılan uygulama niye farklı? Denizli'de yaşayanlar Türk vatandaşı da İzmir'de yaşayanlar Yunan vatandaşı mı? Niye Sayın Valinin ifadesinde vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, gene pay edilerek belediyelere, yerel yönetimlere verilecek şey. Hayır, öyle değil ama yani rakamlar ortada. Çok komik şeyler, yani ufacık şeyler İzmir'deki yerel yönetimlere, belediyelere bırakıyor. Büyük parçalar, rant olan parçaları AKP İçişleri Bakanlığı'na alıyor. Yani üzerinde otel olan ya da otel yapılabilecek ya da yüksek katlı yapılar yapılabilecek, gökdelenler yapılabilecek arazileri İçişleri Bakanlığı'na devrettiler. Oysa bunlar İzmirli'nin malıydı. Yani sizi bizim ödediğimiz vergilerle alınan. Sizi aday adaylığına iten nedenlerden biri de programın başından bu yana konuştuğumuz gerekçeler olabilir mi? Çünkü çok tecrübeli bir isim var. Evet, İzmirlilere yapılan haksızlık. İzmirlilere yapılan haksızlığı mecliste sonuna kadar savunmak için adayım ben. Yani İzmir'de yıllardır bu haksızlık devam ediyor. İzmir bunu hak etmiyor. İzmirli'nin özgür iradesine ipotek koyamazsınız. Yani siz bize oy verirseniz biz size hizmet veririz. Siz bize oy vermezseniz biz size hizmet veririz gibi bir yaklaşım, bir cezalandırma anlayışıdır. Yani bizim ne gevurluğumuz kaldı, gün geldi, gevur İzmir'dendi bize. Evet. Ne farklı suçlamalar kaldı, biz bunları hak etmiyoruz. Peki şimdi şöyle bir şey de sorayım o halde size. Aslında birinci bölümde de benzeri bir ifade kullanmıştım. Siyaset biraz da hitabet işidir diye. Şimdi İzmirli gerek Cumhuriyet Halk Partili, gerek Adalet ve Kalkınma Partili, gerekse Milliyetçi Hareket Partisi'ni milletvekilleri zaman zaman o meclis kürsüsünde yer alıyorlar. Evet. Şehirleriyle ilgili sorunları, gündem maddelerini ya da işte bir önerge verilecekse bununla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Evet. Bazen de protesto yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine zaman zaman görüyoruz. Evet. Sizce Ankara'daki temsiliyet noktasında o meclis kürsüsünü daha sık kullanmak ve daha fazla gündeme getirmek gerekli mi? Eğer Taceddin Bayır bu anlamda böyle bir tevazu ve teveccühle Ankara'ya giderse o meclis kürsüsünü daha sık kullanacak ve bizlerin haber bültenlerinde daha sık kullanacağımız doneler olacak. Kesinlikle olacak ama şu haksızlığı da yapmayalım. Bugün İzmir milletvekili olarak parlamentoda görev yapan bu konuda başarılı arkadaşlarımız da var. Muhakkak. Yani bazıları istisna kalmak kaydıyla ben o sayının çoğaltılmasından yanayım. Ben iddia ediyorum İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan 20 tane bu konuyu bilinçli olarak anlatabilen, halk dilini kullanan, yani siyasal sorunlarla ülkeyi yönetmeye hazır bir partinin ciddiyet ve sorumluluğuyla yaklaşmamız gerekiyor. Eğer böyle yaklaşmazsanız güncel olayları değerlendirirken iktidarın
politikalarını eleştirirken iktidar olduğumuzda o sorunların nasıl çözüleceğini ortaya koymamız gerekiyor. Eğer bunu koyamazsanız ortaya sadece eleştirmekle kalırsınız. E canım bunlar da her şeye muhalif noktasında kalırsınız. Oysa bizim iddiamız sadece muhalefet yapmak değil. Biz muhalefet yapmıyoruz. Biz sorunların çözümünü biliyoruz ve bu sorunları çözeceğiz diyoruz. İddiamız bu. Ve örgüt olarak da sahaya indiğimizde, bölgesel olarak iddialarımızda İzmir için söyleyeceklerimiz farklı olacak, Ankara için farklı olacak, Antalya için farklı olacak, Aydın için farklı olacak. Çünkü her bölgenin kendine has sorunları ve problemleri var. Ona özgün yer. Yani tek bir dille Ankara'dan çıkarılmış 3 tane broşürle sahaya inmeyeceğiz. Şu anda genel merkez Türkiye'de 81 ilin röntgenini çekiyor. 81 ilin, her ilin ayrı ayrı sorunları ve problemleri nedir? Bunların röntgenini çekiyor. Orada çok ciddi bir çalışma var. Bu çalışma boyutunda bunlar önümüzdeki aday arkadaşlarımızın önüne konulacak. Milletvekili adaylarının gittiğiniz bölgelerde bu problem ve bu sorunların çözümüne yönelik konuşun denilecek. Ve biz o şekilde alana ineceğiz. Peki bir de şu, Sayın Ali Engin'in aday adaylığını açıklamadan önce İzmir'deki milletvekili sayımızı artıracağız şeklinde bir iddiası vardı. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi cephesinde ise biz mevcut milletvekili sayımızı daha çok artıracağız şeklinde bir ifade var. Şimdi herkes de, her siyasi de kendi söylemine inanarak söylüyordur muhakkak. Bu nasıl bir çelişkidir? Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Cumhuriyet Halk Partisi kimliğinizden sıyrılarak gerçekten bir siyasi olarak sizin görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi açık konuşmak gerekirse bu bir horoz duyuşu falan değil. Yani her iki partinin yöneticileri, adayları vesaireleri bunları ifade edebilir. Ama bir de rakamlar vardır ortada. Yani kamuoyu araştırmaları vardır. Gerçekler vardır. Son seçimlerde alınan oylar vardır. Bakın son seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gitmeyen insan sayısı %25. Sandığa giden %75. İzmir'de sandığa gitmeyen insan %22. Sandığa giden %78. Yani 3 puan Türkiye ile İzmir arasında bir fark var, bir ayrışım var. Yani daha duyarlı, bir %3 daha gitmiş. Ama ben inanıyorum ki ve iddia ediyorum ki sandığa gitmeyen AKP'li yok. Çünkü AKP'liler sandığa giderken ibadet yapar gibi gidiyorlar. Yani namaza gider gibi gidiyorlar. Ama biz de o AKP'ye muhalif olan güçler, efendim ben genel başkanın tavrını beğenmedim, efendim ben adayınızı beğenmedim, ben şunu beğenmedim gibi bir takım gerekçelerle veya tatildeydim, geri dönemezdim, imtihanım vardı, öğrenciydim, yol param yoktu gibi bir takım gerekçelerle sandığa gitmeyen %25 var. Bakın bugün Cumhurbaşkanı'nın seçildiği oy oranı hiç kimse yanılgı yaratmasın, %51 falan değildir. Nedir? Sandığa gidenin %51'idir. Yani bu %25'lik dilimi %75'tir. %75'in %51'de 37,5'tür. Yani kimse bize AKP %51 oy aldı falan demesin. Böyle değil. Rakamlar bu değil. Peki, bu tamamen kelime oyunu. Bu tabii ki. Bu tamamen kelime oyunu. Bizim için önemli olan şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sandığa gitmeyen o %25'i kucaklamamız ve sandığa götürmemiz gerekiyor. Neden sandığa gitmediğinin sonuçlarını araştırmamız gerekiyor. İşte o sonuçlardan bir tanesi bana göre bu önümüzdeki milletvekili seçiminde eğer ön seçim sandığını koyarsak halkın önüne, ben o %25 sandığa gitmeyen kesimin en az %20'sinin daha sandığa gideceğini ve %95 katılım olacağını düşünüyorum. Çok önemli bir rakamdan bahsediyor. Çünkü 99'dan bugüne 15 yıldır bu parti İzmir'de ön seçim yapmadı. Bakın Manisa'da yaptı. Balıkesir'de yaptı, Aydın'da yaptı, Uşak'ta yaptı, Muğla'da yaptı. Buralarda ön seçim yaptı. Ön seçim yapılan yerlerdeki seçime katılma oranı daha yüksek. Neden? İnsanlar, millet, asıl olan millet, vekilini seçerken kendisine dokunabildiği, telefon açtığı zaman telefonunu açan, telefonunu açmayan değil, telefonunu açan, kapısını çaldığı zaman kapısını açan vekil istiyor. Dolayısıyla siz eğer bunu ithal vekil adlandırıyoruz, İzmir'i bilmeyen, İzmir'i tanımayan, ön seçim yapmadan hepsini Ankara kökenli, Ankara menşeli gönderirseniz, o zaman toplum niye sandığa gideyim diyor. Belediye başkanını seçerken benim fikrimi almıyorsun, atıyorsun. Milletvekili seçerken benim fikrimi almıyorsun. Bir küskünlük o. Cumhurbaşkanını seçerken benim fikrimi almıyorsun diyor. Ve o zaman bir kırılma, bir küslük başlıyor. Sandığa küsüyor.
partisine de ihanet edemiyor belki. Gitse başka partiye de veremeyecek. O zaman sandığa gitmiyor. Ben son cumhurbaşkanlığı seçiminde 23 ilçede görev yaptım. Gezmediğim yer kalmadı. Orada insanları sandığa davet ettim sadece. Şu adaya bu adaya oy verin demedim. Vatandaşlık görevinizi yapmanız için sizi sandığa davet ediyorum dedim. Çünkü sizler sandığa gitmezseniz bu işin sonucu farklı olacak. Rica ediyorum yurttaşlık görevinizi yerinize getirin. Oy kullanmak ciddi bir vatandaşlık görevidir, yurttaşlık görevidir. Eğer bugün toplum bunu fark etmezse, bugün içinde bulunduğumuz siyasi iktidar oyunu arttıracağım diyorsa benim aklıma şu gelir. Sandığa katılım oranı daha da düşecektir. Yani ne kadar düşerse iktidar oyunu arttırır mı arttırır? Aynen öyledir. Çünkü biz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy aldığı yerler okuma yazma oranının yüksek olduğu yerlerdir. Bakın bugün dikkat edin AKP politikalarında çocuk yapmaya özendiriyor. Daha fazla çocuk yapmaya özendiriyor. Hatta yeni yasalarla bugün var. İşte doğum yapan annelere bir takım haklar vesaire. Bunu niye istiyor? Bunu yani akıl erdirmek mümkün değil. Niye nüfusu çoğaltmaya çalışıyor? Genç nüfusun ya kendi ifade, onların öngörülerine göre genç nüfusu artık. Ama bizim coğrafyamız içinde zaten Avrupa ile mukayesede en genç nüfus Türkiye'de. Böyle bir problemimiz yok ki bizim. Hayır o değil. Nüfus çoğaldığı zaman işte yozlaşan eğitim sistemi. Yani bugün bundan 10 yıl önceki üniversiteden mezun olan insanlarla bugün üniversiteden mezun olan insanların aynı düzeyde olduğunu iddia edebilir miyiz? Yani gittikçe eğitim seviyesi düşüyor. İmam hatipler çoğalıyor. Diğer taraftan teknik okullarda farklı bir takım dersler zorunlu hale getirilerek orada adeta sadece ibadete dayalı ya da nasıl söyleyeyim böyle insanlık ve değerler onun dışında böyle proje vesaire ona yönelik çalışmalar. Vizyon sıkıntısı olan bir eğitim sistemi mi var? Aynen öyle. Yani bugünkü eğitim sistemi onu körüklüyor. Aynen. Ve baktığınızda AKP'nin yüksek oy aldığı yerlere bakın okuma yazmaya oranlarının düştüğü yerlerde AKP yüksek oy alıyor. Peki şimdi yaklaşan bir süreç var. Sizin az önceki ifadenizde dikkatimi çeken unsur Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki bütün partililer sandığa gidiyor. Ama evet. Diğer kanattaki bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi de değil galiba. Değil tabii muhalif kanat. Muhalif kanattaki diğer partilerde gitmeme oranı gerekçeleriyle birlikte az önce sıraladınız. Evet. Ve bu kez özellikle İzmir'de bunun önüne geçilebilecek bu küskün olan kesimi bizim fikrimizi almadınız diyerek küskün olan kesimi sandığa getirebilecek bir strateji oluşturuldu. Evet, aynen öyle. O halde artık yeni stratejisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 Haziran seçimlerine giderken yoğunlaşacağı nokta özellikle küskünleri yeniden kazandırmak, sandığa götürmek olabilir. Aynı şekilde tabii bunu yapmak sadece söylemle olmaz. Bunu projelerinizi hayata geçireceksiniz. Sokağa ineceğiz, halka ineceğiz. Sandığı koyacağız. Halkın fikrini alacağız. Kimi milletvekili görmek istiyorsun? Bunu yapmalıyız. Belki de 15 yıldır İzmir'de bunu yapmadığımız için daha önceki milletvekili sayımızdan azaldık. Ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına, üyelerinin önüne sandığı koyduğunuz zaman bu işi hak eden, beni temsil edecek mecliste şu insandır dediğiniz zaman onlarla liste yaptığınız zaman bu sayıları biz katlayacağız. Katılım artacak. Kesinlikle katılım da artacak. Çünkü neden? Evet bu insan için ben sandığa gidip oy kullanmalıyım. Bu insanı tanıyorum. Yarın bir sorunum olduğunda mecliste kapısını çalabilirim. Yarın bir sorunum olduğunda çocuğumun okuluyla ilgili, işimle ilgili telefonumu benim açabilecek bir insandır. İşte bu nedenle sandığa gitmeliyim diyecektir. Peki ben aslında şimdi soracağım sorunun kısmen cevabını aldım ama biraz daha detaylandıralım istiyorum. Kısmet olur da vekil olursanız nasıl bir Taceddin Bayır göreceğiz biz Ankara'da? Projeleriniz var mı? Terleyen bir vekil olacak mısınız? Kesinlikle. Bununla ilgili özellikle projeler noktasında eksik gördükleriniz, hani sorunları biliyoruz çözüm noktasını da dediniz ilk bölümde. Evet. İlave projeleriniz olacak mı? Tabii. Mesela burada bir şeyi de bu sorunuza cevap vermeden pas geçmek istemiyorum. Şu anda bana göre siyasette çok ihmal ettiğimiz bir şey var. O da örgütlenme alanımızda özellikle özel bir dikkat isteyen kesim gençlik ve üniversiteler. Gezi olayları süreci bence yeni bir takım olanaklara sundu. Biz bu gezi olayları sürecinde özellikle gençlerimizi ve o üniversite öğrencilerini bu işin içine çekmeliyiz. Yani onları sandığa gitmeye ikna etmeliyiz. Burada şu
şuna inanmak çok önemli. Ben daha çok yakın bir siyasi geçmişte, yani 1970'li yıllarda yakın bir siyasi tarihte, aslında örneklerle dolu. Toprak işleyenin, su kullananın, ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen bilgileri hala söyleyince tüylerimi diken diken ediyor benim. 70'li yıllardaydı bu, Ecevit'in iktidar olduğu dönemde. Bence bugün ihtiyaç duyulan şey bu. Bugün aslında yoksulluk ve yolsuzluk almış başını gidiyor. Yoksulluk ve yolsuzluğun önüne geçmenin yöntemini biliyoruz, çözeceğiz. Bugünkü özellikle yolsuzlukların böyle normal karşılandığı bir ortamdan namuslu insanların da en az namuslular kadar cesaretli olması sürecine geçmeliyiz. Ben süreç içerisinde bir milletvekili olduğumda, bu şans bana verilirse eğer parti tabanım tarafından, asıl olanın millet olduğunu asla unutmayacağım. Ben sadece vekilim, asıl olan milletim. Milletimin telefonlarına telefonum açık olacak. Mecliste onların gözü kulağı sesi olacağım. Sorunlarını dile getireceğim. Bunu bugün yapan arkadaşlarım var, yapmıyorlar dersem yanlış olur. Ama o sayıyı çoğaltacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek sesle emeklinin, işçinin, yoksulun hakkını arayan milletvekil sayısını çoğaltmamız gerekiyor. Sadece onların değil, iş dünyasının da, iş dünyasında, memurun da, ona keza askerin de, polisin de, tamamının haklarını savunacak, gerçekten milletin vekili olacak insan sayısını çoğalttığımızda mecliste gerekli kararları geçireceğimizi ve alacağımızı zannediyorum. Şimdi son 4 dakikamız kalmış, yönetmen arkadaşım uyarıyor. Bir sorunun cevabını merak ediyorum. Onu aldıktan sonra son mesajlarınızı da öğrenmek isteyeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısından Sayın Şentop geçen gün İzmir ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi için siz Mustafa Kemal'in vizyonunu devam ettirmek dediğiniz için bu soruyu size soruyorum. CHP Atatürk'ün partisi değildir. Deniz Baykal'la 80 darbesinden sonra Deniz Baykal'ın partisiydi, şimdi de Kılıçdaroğlu'nun partisidir şeklinde bir demeç verdi. Siz bu demeci nasıl karşılıyorsunuz? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in partisi olduğu görüşünden uzaklaştırıldığı fikri sizce de doğru bir fikir mi? Yoksa şimdi karşı eleştiriniz var mı? Gerçekten çok üzüntü verici bir beyanat aslında. Yani bunu halkın takdirine bırakmak lazım, oraya vatandaşa bırakmak lazım. Ama biz biliyoruz ki AKP 12 yıllık iktidarında sistemli biçimde Atatürk ve değerlerini ortadan kaldırmakta. Bunu biliyoruz. Asıl amaç belki de 2023. Ben bir tarihte Mustafa Kemal Atatürk'ün okullardaki heykellerine yapılan saldırılarla ilgili yaptığım bir açıklamadan dolayı bir ceza da almıştım, ertelenmişti. Yani bu ülkede eğer bizler Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü savunmaktan ceza alacaksak boynumuz kıldan ince. Ama şunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyette, bugünkü eğitim sisteminden bugünkü yaşam biçimimize kadar her şeyimizi borçlu olduğumuz bir insan için bu ifadeleri kullananlar ne yapmaya çalışıyorlar? Türkiye'yi nereye çekmek istiyorlar? Hangi düzeni getirmeye çalışıyorlar? Toplum ve halkımız bunu sorgulamalı. Sorgulamalı. Peki Taceddin Bayır ismi için ön seçimde nasıl bir sonuç çıkar? Öngörünüz nedir? Vallahi bu örgütün takdiridir. Ben 30 yılda iyi emek verdiğimi düşünüyorum. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterdim. Tabii ki görevler gelir geçer, hep onu söyledim. Ben 7 genel başkanla çalıştım. İl başkanlığı yapma şerefine nail oldum. Bugün de yeni bir arkadaşımız göreve başladı. Bu koltuklar gelir gider. İl başkanlıkları, genel başkanlıklar, milletvekillikleri gelip gider. Önemli olan şey şu: yaptığınız görev ve hizmet sürenizde, sonrasında bunlarla ilgili insanlar ya bravo şu adam şunu da başardı, şunu da yaptı, şu sorunu da çözdü dedirtebiliyorsanız işte biz iç huzurumuzu öyle buluruz. Sizin için de önemli olan ya, benim için de önemli olan budur. Ben üretim sevdalısı bir insanım. Hizmet etmeyi seviyorum. Topluma fedakarlık yaparak bir şeyler vermek istiyorum. Çünkü bu ülke bana çok şey verdi. Benim babam bir köylüydü, bir işçiydi. Bir işçi çocuğu olarak sıfırdan
ticarete atıldım, belli bir noktaya geldim, büyüdüm, ekonomik anlamda belli noktalara geldim, artık topluma borcum olduğunu düşünüyorum ve bu borcumu ödemek için milletvekili olmak istiyorum. Peki teşkilatınız, partidaşlarınız, seçmenler, İzmirliler sizi dinliyor, biz de programımızı kapatacağız, evet. Son mesajınızı alalım o halde Sayın Bayır. Önümüzdeki süreçte kesinlikle ve kesinlikle umutlarını yitirmesinler. Ben şunu söylüyorum, kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin umuda yolculuğu başlamıştır. Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacak güç, bilgi, birikim bizde vardır. Kimse umudunu yitirmesin ve hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi'nde, özellikle AKP'nin muhalif olan kanatlarının tamamının Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında toplanmasında fayda vardır diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılım gösterdiğiniz ediyorum. Programımıza sağ katkılarınız ol. İçin Sayın Bayır. Sağ ol. Değerli izleyicilerimiz, gündem özeli noktalama zamanı geldi. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl eski başkanlarından ve 2015 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı olan Sayın Taceddin Bayır'dı. Birçok konuyu konuştuk. Gündemi ilgilendiren, İzmir siyasetini ilgilendiren ve yaklaşan 2015 Haziran seçimlerine dair fikirlerini aldık. Bir başka programda tekrar birlikte oluncaya dek hepinize güzel bir gece diliyoruz. Hoşçakalın. We'll be right back.